Evet, beslenme deyince hep yemekten, çeşitli gıdaları tüketmekten bahsediyoruz. Şöyle yanlış beslenme, böyle yanlış beslenme vesaire diye. Fakat suya pek şimdiye kadar fazla yer veremedik. Ben bununla ilgili birkaç defa konuştum ama şimdi biraz daha detaya inmemiz gerekiyor. Yıllar önce ben Almanya'dayken Çinliler, tanıdığım Çinliler var, birkaç konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz insanlar. Yani durmadan sıcak su içiyorlar. Soğuk su hiç içmiyorlar. Ilık su bile içmiyorlar. İlle ki kaynayacak sıcak sıcak su içiyor. Dedim ki neden sıcak su içiyorsunuz? Vücuda giren su vücut ısısından aşağı olursa vücut bunu ısıtmak için enerji harcar. Zararı var. Birçok yan etkisini saydı. Dedim nereden biliyorsun? Konfüçyüs Efendi öyle diyor. Çinlilerin çok meşhur filozofu, yani hemen hemen Asya'nın en büyük filozofudur Konfüçyüs. Allah Allah dedim, enteresan. Araştırdım tabii. Peygamber Efendimiz'in de bu konuda hadisi var. Çok soğuk, çok sıcak yemeyin, içmeyin diye. Geçenlerde bir Türk bakan anlaşma yapmak için Çin'e gittiğinde Çin'in devlet başkanı Deng Xiaoping, bizim Çin devletinin var olması sizin sayenizde diyor. Bu da diyor ki çok komik, yani nasıl diyor, anlamadım. Diyor ki sizden, yani Hun devletinden gelen Konfüçyüs olmasaydı biz devlet kuramazdık, birbirimize düşürdük hep. O krallık, bu krallık, şu krallık. Çinliler birbirini öldürüyordu. Konfüçyüs bu devleti kurdu. Yani devletin temelini kurdu. Kanun getirdi, nizam getirdi. Öyle de diyor, bizimle ne ilgisi var? Kon, Çince hu kelimesi yok. Ko. Kon, Hunlu demek. Yani fu, usta demek. Konfüçyüs, Hun'dan gelen üstad, bilge kişi demek. Konfüçyüs, Çince, Türkçe karşılığını çevirirseniz Konfüçyüs, Çin'de Hun'dan gelen üstad, bilge kişi, filozof anlamına geliyor. Bu diyor sizin, yani Türk, Çin devletinin temellerini kuran kişi Türk'tür. Sizden geliyor. Kelimenin de anlamı bu zaten. Konfüçyüs. Abi bizim bakan hiç duymamış tabii. Aa, gözleri fal taşı gibi açılıyor. Öyle miydi diyor. Bilmiyor tabii. Yani biz de bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Konfüçyüs'ün Türk olduğunu biz Çin'in devlet başkanı Deng Xiaoping'den öğreniyoruz. Çinliler yani neyse hakkını veriyor. Yani şu size ait, bu size ait diyebiliyor. Avrupalılar öyle demez. Avrupalılar saklarlar. Mesela Avrupalılar İbn Sina'ya Latince bir isim takmışlar. Anven Sina, Türk olduğu anlaşılmasın diye. Her şeyi kendileri biliyor ya, onlar biraz kibirli. Çinlilerde bu yok, kibir yok. Sen ise senin, benimse benim. Konfüçyüs'ün öğretisi, felsefesi, devlet sistemi, beslenme her konuda, yani yazılmış birçok kitabı var. Çin'in temelini atmış, bugüne kadar bu duruma gelmelerinde çok büyük rol oynamış. İşte bunlar, Çinliler hep sıcak su içerler. Sıcak su neden içiyor? Sıcak suyun birçok faydaları var. İçmiş olduğumuz su hücre içerisinde elektrik enerjisi üretimi, manyetik enerji, hücreler arasındaki biriken toksik maddenin atılması, kanın akışı, lenf sisteminin vücuttaki artık maddenin toplanması. Yani suyun faydalarını saymakla bitmez. Çok faydası var. Bir kişinin beyni, akciğeri ve karaciğerinin %85'i su. Kanın %90'ı su. Böbreklerin %82 su. Kasların %75'i su. Kemiklerde dahi %22 oranında su var. Susuz hayat mümkün değil. Vücudumuzdaki su oranı biraz azalırsa böbreklere zarar verir. %10'lara azalırsa tehlikelidir. %15 azaldı mı? Hayati tehlike, risk. Beynimiz neyle çalışıyor? Tuzlu suyla çalışıyor. Beynimiz adeta
böyle bir kap içerisinde tuzlu su onun içerisinde çalışıyor. Saniyede milyonlarca elektrik üretiyor. Vücuda yayılıyor. Elektromanyetik dalgalar yayılıyor. Evet, biz çok yanlış besleniyoruz. Yemeği yedikten sonra ne yapıyoruz? Üstüne su içiyoruz. Bir de soğuk su içersek ne oluyor? Besinlerdeki yağların yağ asidine, proteinlerin amino aside, karbonhidratların glikoza dönüşmesi gerekir, parçalanıyor moleküllere. Üstüne soğuk su içerseniz yediğiniz yemeğin yağlar sertleşir. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe etmekte, emmekte zorlanır. O zaman ne olur? Buraya yapışan artık maddeler besinlerdeki vitamin, mineral, enzim eminimini engellediği gibi bağırsaklara zarar verir. Zamanla burada oluşan tabakalar kansere kadar tetikleyebilir bağırsak kanserini. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Sabah kalktığında kişi mümkünse 2 bardak su ama sıcak su. Soğuk su asla. Sıcak su bulamıyorsa en azından ılık su. Böyle şöyle 1 bardak suya, sıcak suya hani birkaç damla da böyle limon damlattığında limon suyu ne yapıyor? Damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Mideyi temizler, bağırsakları temizler, karaciğeri, böbre, bütün organları temizleyici, arıtıcı özelliklere sahiptir. Faydasını saymakla bitmez. Peki. Öğle yemeği, sabah kahvaltısı, mesela sabah böyle 2 bardak limon suyu, karışımlı suyu içtiniz. Yani yarım saat, 45 dakika bir şey yememekte fayda var. Öğle yemeğinden önce yine yemekten önce, sabah kahvaltısından önce 2 bardak sıcak su. Öğle yemeğinden önce yine mümkünse 2 bardak, 2 bardak içemiyorsa 1 bardak sıcak su. Akşam yine yemekten önce su. Yemekten önce su içilirse ne olur? Midede 1/3 dolduğu için kişi fazla yemek yiyemez. İştahı azalır. Obezite problemi otomatik çözülür. Yağlar eridiği için kişi herhangi bir kimyasal veya bitkisel ilaç kullanmadan yavaş yavaş zayıflar. Çünkü kişinin iştahını frenler. Kişi istese de fazla yemek yiyemez. Yavaş yavaş zayıflamak isteyenler sabah 1 bardak sıcak su, kahvaltıdan önce 1 bardak sıcak su, limon suyu karışımlı, öğlen yemeden önce 1 bardak su, akşam yine yemekten önce 1 bardak su ve yatmadan önce 1 bardak su içmek çok çok önemli. Çünkü gece uyurken su içemiyorsunuz. Vücudun fonksiyonları için, metabolik değişimler için. Ha, 2 bardağı çıkarırsa daha iyi, çıkarabiliyorsa. Böylece midenin büyük bir kısmı suyla dolu olduğu için kişi ister istemez fazla yemek yiyemez. Mevcut olan depolanmış yağlar erir. Yağ depolamaz. Böbreklerin fonksiyonu arttığı için böbrek kandaki artık ve toksik maddeleri arıtır, temizler. Eğer ki kişi az su içerse, böbrek kanı temizleyemezse nereye gider? Karaciğere gider. Karaciğer bu yoğun artık maddeyi yağ dönüştürür. Depolar. Karaciğer yağlanır. Karaciğerin yağlanması demek damarların yağlanması. Damarların yağlanması pankreas. Pankreas yağlanırsa şeker hastalığı. Damarların yağlanması tansiyon. Yani karaciğer yağlanırsa kolesterol, lipid, trigliserit yükselir. Yani sıcak suyla sabah kahvaltıdan önce, öğle yemeğinden, akşam yemeğinden ve yatmadan önce içilirse hiçbir ilaca gerek kalmadan metabolizma yavaş yavaş çalışır. Saçlar pırıl pırıl olur, saçlar canlanır. Çünkü saç diplerine yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olur. Kişinin cildi güzelleşir, cildi parlar. Gözleri daha net görür. Kalp krizi geçirme riski kalkar. Beyin kanaması riski ortadan kalkar.
bütün organlara yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olacağından birçok hastalığa karşı bu çok basit gibi gözüken yöntem ileride oluşabilir.